Sesim geliyor değil mi? Kaydı başlattık. Tamam. Evet. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? X eksenindeki hareket düzgün doğrusal hareket. Y eksenindeki harekete de ne demiştik? Sabit ivmeli doğrusal hareket demiştik değil mi? İlk atış hareketinin şeyi bu. X eksenindeki hareketimiz sabit hızda olduğu için herhangi bir T anındaki hızımız nedir? Başlangıç hızına eşittir diyoruz. Yine Y'deki hareketi inceleyecek olursak, Y'deki harekette aslında nedir? Bir serbest düşüş vardı değil mi? Belli bir noktadan aşağı doğru. Bir de ne vardı? Şu şekilde diğer bir hareketimiz neydi bunun adı? Y yönündeki ne demiştik buna? Düşey atış değil mi? Buna gelmedi adı. Düşey atış hareketi. Yani şurada T eşittir 0 anında Y yönünde pozitif yönde bir hareket var. Ondan sonra negatif yönde bir hareket oluyor. Yani Y'deki hareketimiz de düşey atış hareketi olmuş oluyor. Evet, şimdi örnek probleme bakalım mesela. 30 metre bir saniyelik bir hızla şekildeki fırlatılan bir cisim yayık düzlem üzerinde ölçeme şuradaki S dediğim mesafe nedir diye bize soruyor. Menzilesi nedir diye soruyor değil mi şöyle? Soru işareti. Şimdi bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle referansımızı belirtmemiz gerekiyor. Ne demiştik? Mutlak hareket, bağlı hareket. Şimdi mutlak harekette ne demiştik? Hareket etmeyen bir sabit eksen takımımıza ihtiyaç var. Burada nedir? Sabit eksen takımımız O noktası olarak alacak olursak X ve Y koordinatlarını biz nedir? Şu şekilde de alabiliriz. Şu şekilde. Ya da şöyle de alabiliriz. X ekseni şöyle yatay ve dikey şeklinde de alabiliriz. Şimdi bu şekilde aldığımız zaman şöyle yani şuradaki eğik düzlem üzerinde X ekseni alacak olursak paralel şeklinde alacak olursak o zaman buradaki hareketimiz nedir? X ekseninde düzgün doğrusu hareket olmuyor değil mi? Çünkü nedir? İvmenin bir Y bileşeni var. Şöyle çizecek olursak. Şöyle değil mi? Bir bu yöndeki bileşeni var, bir de bu yöndeki bileşeni var değil mi? Şu AY, şu da AX. O zaman ne oluyor? İvme X bileşeni olduğu için X ve Y yöndeki hareketlerimiz, buradaki hareketlerimiz sabit ivmenin doğrusu hareket olmuş oluyor. Ama biz şu şekilde alırsak koordinat eksen takımımızı yani yer çekim ivmesini dik bir şekilde alırsak x eksenine o zaman bu yöndeki hareketimiz düzgün doğrusal hareket olmuş oluyor. Tamam mı? Y yöndeki hareketimiz de yine sabit ivmeli doğrusal hareket olmuş oluyor. Yani şu şekilde alırsanız işler karışır. Şurada gördüğünüz gibi ivmenin x ve y bileşenleri devreye girer. O zaman x'te kullanacağınız bağıntı şu şekilde olur. Y'de kullanacağınız bağıntı da yani x ve y koordinatlarını bulurken bu şekilde oluyor. Yani şurada AX şunu kullanamazsınız. Buradaki ifadeyi kullanamamış oluyorsunuz. Tamam mı? Şimdi mesela şu soruyu yapalım beraber. Fonksiyon prensip ekran görüntüsünü şöyle. CT şey yapalım. Bir saniye. Şöyle. Şöyle yaptım. Yapıştırıyorum şimdi. Şimdi temizleyelim. Şunu da biraz büyütelim, değil mi? Şöyle. Evet, sorumuz okunuyor. 30 metre bölü saniyelik bir hızla şekildeki gibi fırlatılan bir cismin eğik düzlem üzerindeki ölçülen menzilin konumunu hesap edin diyor. Şimdi yine aynı şekilde verilenler ve istenilenleri yazacak olursak değil mi? Problem çözme sistematiğimizde verilenler ne verilmiş bize?
Bakacak olursak x ve y eksenlerinde iki tane buradaki düzlemsel hareketi iki tane doğrusal harekete dönüştürüyoruz değil mi? O zaman x eksenindeki hareketimiz şöyle, onu da isterseniz şöyle eksen takımı çizeyim bir kere. Şöyle getirelim. Evet. Hareketi çiziyoruz. Şurası y, şurası da x, değil mi? Metre. Şurası da metre cinsinden. Birimleri yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir düzlemimiz var. İlk düzlemimiz var değil mi? Şuna paralel çizeyim hatta şöyle. Bu cetvel burada güzel oldu. Yani bunu normal tahtada da bu şekilde çizemem ben. Şöyle. Evet. Şöyle bir düzlemimiz var. Şurası orijinimiz, O noktamız. Şurada bir B noktamız. Neyse, önce şeyi çizelim, hareketi çizelim, yörüngemizi. Şöyle fırlatılmış. Biraz daha güzel çizelim, değil mi? Şöyle. Ama tabi bunda olmuyor ya. Nokta nokta işareti. Biraz da şöyle çizeyim. Şunu da nokta noktayı nasıl yapabiliriz? Bunu da bilmiyorum da. Böyle yaparsak bu sefer dağılıyor. Şöyle işte. Evet. Şimdi şurası B noktamız olsun. Şurası A noktamız, orijinimiz. Evet. Parçacığımız 30 metre bir saniyelik bir hızla nedir? X ekseni 60 derece yapacak şekilde fırlatılıyor. Şöyle. Tam da 60'a denk geliyor değil mi? İyi çizmişiz ya. Şöyle. Evet. Şöyle. Bir atış. Değil mi? Şurası 30 derece verilmiş. İlk düzlemin açısı x eksenine 30 derece. İlk atışımız 30 derece. Evet. Şurası 30 metre bölü saniye olarak verilmiş. Şimdi bakacak olursak bu cismin x yönündeki hareketi ne demiştik? Düzgün, doğrusal hareket. Değil mi? Yani A x eşittir A, o da eşittir 0. Buraya yazabilirsiniz. AX, o da eşittir A eşittir 0 şeklinde. X yönündeki hareketimiz bu. Y'ye bakacak olursak Y'miz de sabit ivmeli doğrusal hareket. AY eşittir ne demiştik burada? Eksi G demiştik değil mi? Y yönündeki ivmemiz de bu. Şimdi V sıfırımız belli. V sıfırımız 30 metre bölü saniyelik bir hızla fırlatılmış. Tete sıfır dediğimiz fırlatma açımız 60 derece. Değil mi? Bu da verilmiş. Bizden ne istiyor? Şöyle. Şunu da küçültecek olursak. İstenilenler S mesafesi eşittir nedir? Değil mi? Kaç metre? Yani bu 30 derece, 30 metre bir saniye ile 60 derecelik fırlatma açısıyla bu cisim S düzlemi üzerinde nereye düşüyor değil mi? Bunu soruyor bize. Şöyle biraz daha küçültelim. Başka küçültemiyor muyuz? Niye küçültemiyoruz? Bu kadar mı küçültemiyoruz? Tamam. Niye öyle oldu? Evet, kaydırız o zaman. Evet, S nedir diye soruyor bize.
Şimdi nasıl bulacağız arkadaşlar? S'i bulmamız için ha, şu kaymış. Evet. Evet, şuradaki S'i bulmamız için ne lazım bize? Bunun bileşenleri lazım değil mi? Onu da yeşille çizelim ya da kırmızıyla çizelim. Şurada şurası SX ve SY'yi bulursa değil mi? Bunlar vektör tabii. Hem büyüklüğü hem de yönü var. SX ve SY'yi bulursak o zaman nedir? S'i bulabilirim değil mi? S o zaman S neye eşit olur? S eşittir. SX'in karesi artı SY'nin karesinin toplamının karekökünün eşit olur değil mi? Şimdi buradan başlıyoruz. İstenilenden başlıyoruz. Ne gerekli bize? SX ve SY. Peki SX'i nasıl bulabiliriz? SX'de X eksenindeki hareketimiz düzgün doğrusu hareket olduğu için kullanacağımız kinematik eşitlik nedir? V eşittir. DV eşittir. X çarpı DT. Değil mi? Zamana bağlıysa bunu kullanıyoruz. Konuma bağlıysa da diğer şuradaki tabii konuma bağlı ivme olmadığı için sıfır değil mi? Şuradaki ifademizi kullanıyoruz. Yani bunu kullanabiliriz sadece. Evet, o zaman biz neyi hesap edebiliriz? Başlangıçta V0'dan şuradan değil mi? X ve Y yönündeki bu cismin hızlarını hesap edebiliriz. Şöyle yapacak olursak Vx eşittir V0 çarpı nedir? Kosinüs 60 değil mi? Vy nedir? Eşittir V0 çarpı. Bunu biraz daha kalın yazayım isterseniz. Şöyle. Vx eşittir V0 çarpı kosinüs 60. Vy eşittir V0 çarpı sinüs 60 değil mi? Evet, bunları bulacak olursak ne yapıyormuş? 30 çarpı kosinüs 60. 15 metre bölü saniye x yönündeki hızı, y yönündeki hızımız da 26 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Şimdi x ve y yönündeki hızlarımızı bulduğumuza göre şimdi B noktasına bakacak olursak B noktasında x koordinatımız nedir? B noktasında nedir? X eşittir xb değil mi?
Arkadaşlar sesim geliyor. Geliyor hocam sesiniz. Tamam. İnternet gitti ama niye gitti? Buradayım şu anda. Okulun internetinden giriyorum ama. Neyse. Evet, kaldığımız yerden nerede kalmıştık? Şimdi öncelikle V0 dediğimiz başlangıç hızımız var değil mi? Bu başlangıç hızımızdan nedir? X ve Y yönündeki hızın bileşenlerini bulacak olursak. Tabi şurada ekranımızda paylaşmamız lazım değil mi? Evet. X ve Y yönündeki hızlarımızı bulacak olursak 15 metre bölü saniye X yönünde 26 metre bölü saniye Y yönünde hızımız var. Burada X yönündeki hızımız sabit değil mi? Sürekli değişmiyor. Yani şu yeşille çizecek olursam burada da 15, burada da 15, burada da 15. Sürekli X yönünde 15 metre bölü saniye bir hızımız var. O zaman B noktasında şu anda B noktasında S mesafeyi sorduğu için bize B noktasındaki XB ve YB'yi bulmamız lazım değil mi? Şurada SX dediğimiz aslında şunu düzenleyeyim. Oradakiyle aynı olsun. Şöyle. Şurasını şunu da sileyim. Evet. Şuna XB, şuna da YB diyelim. Tamam. X eşittir XB B noktasındaki pozisyonu, Y eşittir YB'de B noktasındaki Y eksenindeki pozisyonu olmuş olsun. Ve bu şeye kadar, bu konuma kadar geçen sürede TB şeklinde belirtelim. O zaman ne demiştik? X ekseninde şuradaki ifadeyi kullanabiliriz değil mi? Yani bu nedir? Yanlış yazmışım. X bölü DT değil mi? Yani şöyle açık yazacak olursak şunu direkt. X eşittir V0 çarpı T. Bunu kullanıyoruz X eksen üzerinde. Y eksen üzerinde de yine sabit ivmeli doğrusu hareket demiştik değil mi? Onda neydi? Y eşittir VY0. Şuna VX0 diyelim. Karışmasın. VY0 T artı 1 bölü 2 C T kare değil mi? Bunu kullanıyoruz. Sabit ivmeli olduğu için bu. Şimdi o zaman B noktasındaki XB'ye bakacak olursak VX0 çarpı TB değil mi? YB nedir? YB nedir? VY0 çarpı TB değil mi? Eksi 1 bölü 2 C çarpı TB'nin karesi. Şunu şöyle. Ben yapamadım. Evet. Şimdi burada hani anlamaz açısından söylüyorum. Şu her iki tarafı TB'ye böldüğü için aslında şuradaki TB'nin derecesini düşünmüş. Yani şu her iki tarafı TB'ye bölecek olursak değil mi? Şöyle TB'ye bölecek olursak. Burası ne olur? Şöyle YB bölü TB o da eşittir. VY0 eksi 1 bölü 2 C çarpı TB olur değil mi? Şimdi burada da buradan TB'yi çekip burada yerine yazacak olursak şöyle değil mi? Çünkü VX0'ımız belli. Burada bize zamanla ilgili bir şey vermemiş. O zaman ne yapacağız? Konumu soruyor ve hızı vermiş. O zaman konumu hız cinsinde ifade etmeye çalışacağız. TB'yi çekecek olursak TB'yi ne cinsinden burada ifade edebiliriz? X cinsinde, X ve hız cinsinden. O zaman burada yerine yazacak olursak nedir? Sadece konum ve zaman kalmış olur değil mi? Yani şöyle şunu şöyle çekiyorum. XB bölü VX0 o da eşittir TB değil mi? TB YB bölü TB o da eşittir VY0 eksi 1 bölü 2 C çarpı TB'nin karesi yok. Zaten TB'ye böldük. Şuradaki ifadeyi burada yerine yazacak olursak YB çarpı VX0 bölü XB o da eşittir VY0 eksi 1 bölü 2 C çarpı TB gördüğümüz yeni XB bölü VX0. Şimdi bakacak olursak şöyle burada VX'ler biliniyor. VX0
Şu kırmızı da göstereyim. Dikiş aletini özüm şunda. Vx sıfırımız belli. Vy sıfırımız belli. Buradan bulmuştuk değil mi? Yb ve xb'yi de s cinsinden yazarsak o zaman ne yapabiliriz? S'i bulmuş oluruz değil mi? Çünkü şuraya bakacak olursak cismin hareketine, ilk atış hareketine. Burada nedir? Şunu biraz büyüteyim. Neyse bu kadar büyüyor. Şuradaki xb nedir? S'in kosinüs değil mi? Kosinüs bileşeni. Yb nedir? S'in sinüs bileşeni. Burada belli oluyor değil mi? Görebiliyorsunuz. Xb dediğimiz zaman S çarpı kosinüs 30, YB dediğimiz zaman S çarpı sinüs 30. O zaman buradan düzenleyecek olursak tekrardan buraya. Yani XB eşittir S çarpı kosinüs 30, YB eşittir S çarpı sinüs 30 değil mi? Yerine yazacak olursak YB ve X'i şurada yerine yazıyorum. O zaman S çarpı sinüs 30 çarpı ve x sıfırımızı da yerine yazalım istersen. O da 15 metre bölü saniye değil mi? 15 bölü xb'miz neydi? S çarpı kosinüs 30 çarpı başka bir şey yok. Eşittir. V'ye sıfırımız neydi? 26 mı bulmuştuk? Bir saniye bakayım. Neymiş? 26 metre bölü saniye değil mi? O zaman şurada 26 metre bölü saniye eksi 1 bölü 2 c'miz 9.81 çarpı xb'miz neydi? S çarpı sinüs kosinüs 30 kosinüs 30 bölü vx sıfırımız da 15. Artık bunu yapabilirsiniz değil mi? Tek bilinmeyeni bir denklem haline dönüştü. Şimdi burada nedir? İki tane bilinmeyen tek denklem. Buradan ne yapıyoruz? XB ve YB'yi ne yapıyoruz? Tek bir parametreye düşürmüş oluyoruz. Evet, buradan da S'ler sadeleşecek. Şurası ne olacak? Tanjant 30 olacak değil mi? Yani tanjant 30 çarpı 15 o da eşittir. 26 eksi 1 bölü 2 G 9.81 9.81 değil mi? Çarpı S çarpı kosinüs 30 bölü 15. Buradan da S'i çekecek olursanız kaç metreymişiz? 61.2 metre çıkıyormuş. Evet, S'i bulduk değil mi? S'i bulduk. Zaman da sorabilirdi. Zamanı sorsaydı o zaman ne yapacaktınız? Zaten şuradaki ifadeden zamanı bulabilirsiniz değil mi? Önce xb'yi bulursunuz. Ondan sonra vx'imiz belli değil mi? Ondan sonra tb'yi çekersiniz. Xb'yi nasıl buluyorsunuz? Xb'yi de yine şurada s çarpı kosinüs 30'dan xb ve yb'leri bulabilirsiniz. Basit değil mi? Anlaşılıyor mu? Anlamayan var mı? Aklınıza takılan bir nokta var mı? Yok değil mi arkadaşlar? Tamam. Şimdi o zaman diğer sorumuza geçebiliriz. Niye küçültemiyoruz ya? Evet, küçülttük en sonunda. Az önce internet gitti herhalde ondan şey yapamadık. Bu internete bağlı çalışıyor da. Evet, yok. Tamam. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Şöyle. Yine bir tahta açalım. Biraz yaklaştıralım. Evet.
Bir mermi çekide görüldüğü gibi A noktasından fırlatılmıştır. Çarptığı B noktasının ilk düzlem üzerindeki uzaklığı S'yi bulunduğu. Yine S mesafesini soruyor bize. Ne yapacağız? Yine verilenler ve istenenler. Önce hareketi çizelim isterseniz. Şöyle bir eksen takımımızı alıyoruz. Şöyle. Biraz tabii aşağı indiği için şöyle kalın da çizebiliriz biraz. Şöyle. Şimdi burası Y, şurası da X koordinatımız. Çünkü eksi Y'de de gidiyor ya, hareket devam ediyor. Şimdi yörüngeyi çizelim. Şöyle. Yani bir de şurada eğik düzlemi de çizelim de. Şöyle. Şurada bir eğik düzlemimiz var değil mi aşağı doğru? Şöyle. Şimdi buradan fırlatılıyor. Buraya düşecekti. Neyse. Biraz şey oldu, yetmedi. Şunu uzatalım. Şöyle. Değil mi? Şuraya düşsün mesela şöyle. Evet, şurası B noktası olsun. Şöyle B noktası olsun. Şuradaki açımız 20 derece verilmiş soruda. 20 derece. Bunu biraz daha kalın çizeyim. Yazayım. Şöyle. 20 derece. Şurası S mesafemiz. Evet. Şimdi fırlatmamızı yapalım. 40 derece ile. Evet. Yine bunda iyi ayarlamışız. 40 derece denk geliyor değil mi? Şöyle. Evet, 40 dereceyle fırlatılsın. Şurası teta eşittir 40 derece. Ve sıfırımız 120 metre bölü saniye hızla fırlatılıyor. Şu mesafemiz 800 metre verilmiş. Değil mi? Başka ne verilmiş? Bunlar. Verilenleri zaten grafik üstünde gösterdik. Baktığımız zaman yine x yönündeki hareketimiz şurası artı, burası da artı y. Artı x de nedir? İvme eşittir. Ax eşittir. A, o da eşittir. 0. Değil mi? İvmemiz yok. Y'de de ay eşittir. A 0, o da eşittir. Eksi 9.81 metre bölü saniye kare değil mi? Bir ivmemiz var. Şimdi bunları, verilenleri, istenilenleri yazdığımıza göre yine küçültemiyorum ben ya. Niye acaba? Ya en son ayarı bu mu acaba? Neyse, büyük bir şey yapmam lazım. Şimdi yine x ve y yönündeki hızlarımızı bulacak olursak öncelikle değil mi? Hareketimiz ne yapıyoruz? Düzlemsel hareketi daha basit çözebilmek için x ve y'deki iki tane doğrusal harekete dönüştürüyoruz. X yönündeki hareketimiz düzgün doğrusal hareket olduğu için ivmemiz sıfırdan, o zaman vx sıfır, o da eşittir vx, o da eşittir 120 çarpı kosinüs 40 değil mi? Vy sıfırımız, o da eşittir y yönündeki hızımız değiştiği için, yani buna Vy'ye eşit demiyoruz. İlk hızımız Vy'ye 0. O da eşittir. 120 çarpı sinüs 40. Bunları hesap edecek olursak x yönünde 91.9 metre bölü saniye kare değil. Y'deki hızımız da 77.1 metre bölü saniye. Yine aynı şekilde bu S noktasına çarptığı andaki B noktasının konumu ne demiştik? XB, YB cinsinden.
Şunu biraz daha uzatıp mesela şöyle. Şöyle değil mi? Artı x. Şuraya ne demiştik? Şurasını xb değil mi? Şurasını da yb diyecek olursak şöyle. O zaman şuraya b noktasında xb nedir? Vx0 yani Vx0 zaten Vx değil mi? Aynı zaten şey. Vx çarpı tb değil mi? Kullanacağımız denklemler bunlar. YB eşittir nedir? Kinematik eşitliklerimiz. YB'miz nedir? Vy0 değil mi? Çarpı tb eksi 1 bölü 2 g çarpı tb'nin karesi. Yine aynı şekilde. Yani burada da konum verdiği için yine konum cinsinden burada zamana bağlı yine bir ifade yok. O zaman ne yapıyoruz? Zamana çekecek olursanız tb eşittir. Xb bölü vx. Şurada da her iki tarafı tb'ye bölecek olursanız da yb yb bölü tb o da eşittir. Vy 0 eksi 1 bölü 2 g çarpı tb olur değil mi? Evet. Şuradaki tb gördüğünüz yere buradaki ifadeyi yazacak olursanız bir burada bir de burada değil mi? O zaman ifademiz ne oldu? Ve xb ve yb'leri de ne yapıyoruz? Tek bir bilinmeyene dönüştürecek olursak nedir o da? Grafiğe bakacak olursak xb nedir? Şuraya kadar 800 metre. Hop. 800 metre. 800 metre artı s çarpı kosinüs 20 değil mi? Xb şuradaki xb dediğimiz s cinsinden 800 artı s çarpı kosinüs 20. YB'ye bakacak olursak YB'de nedir? S çarpı sinüs 20 değil mi? S çarpı sinüs 20. Evet, bunları da artık yerine yazıp düzenleyecek olursanız da yani şöyle birinci eşitliğimiz bu. İkinci eşitliğimiz şunu aslında şunu seçebiliyor muyum? Neyse. Seçme işareti yok mu? Şu. Şunu şöyle alta yazacak olursa değil mi? Diğerinde şöyle verilenler şu şekilde. Kinematik eşitliklerimiz xb eşittir. 800 artı s çarpı kosinüs 20. YB eşittir s çarpı sinüs 20'den. Buradaki şöyle hepsini değil mi? Kullanacak olursa buradan s'i bulabilirsiniz değil mi? Bir önceki örnekte olduğu gibi ne yapar? 1057 metre yapıyormuş. Evet. Bundan sonra da zaten t'yi bulabilirsiniz. S'i bulduktan sonra şuradan xb'yi bulun. Xb'den de değil mi? Şurada yerine yazarak da xb'yi vx'imiz belli. Xb'imiz belli. Buradan da tb'yi bulabilirsiniz. O da tb'de ne çıkıyormuş? B noktasına kadar ulaşıncaya kadar geçen sürede 19,5 saniye çıkıyormuş. Değil mi? Basit değil mi? Anlaşılıyor herhalde. Ya bunları fizik dersinde gördünüz aslında da biz bir genel bir tekrar ediyoruz. İşin mantığını anlatarak gitmeye çalışıyorum. Yani niçin x ve y şeklinde harekete dönüştürüyoruz? İki sonuçta düzlemsel hareket değil mi? Bu bir yöntem. Kartezyen koordinat sistemi bir yöntem. Şimdi sonra TSL ve normal koordinatları göreceğiz ve yine polar koordinatları göreceğiz. Bunlar da işte problem tipine göre mesela eğik atışta kartezyen koordinat sistemi bizim için yeterli oluyor. Ama başka örneklerde özellikle mesela robotu düşün ya da dairesel hareketle bambaşka bir şey düşünün. Mesela oralarda TSL ve normal koordinat ya da şey uzadığı zaman mesela pozisyon vektörü zamanla değiştiği zaman radyal yönde o zaman mesela polar koordinatları kullanacağız filan. Bu şekilde problemin tipine göre her bir eksenin kendine göre avantajları oluyor.
Evet. Dedim bu haftalık dersinde anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar sorusu olan var mı? Tekrar edebilirim. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Şöyle. Evet. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese sağlıklı ve afiyetli günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Hayırlı günler.